Sultan Alparslan. İtiraf etmeliyim ki tahta çok yakışmışsınız. Sizi bir gün burada göreceğimi biliyordum. Ama ben seni yeniden görmeyi hiç beklemezdim. Yüzbaşı Diyojen. General. Duymuşsunuzdur. Tek gördüğüm, vaktiyle elimde ölüme terk ettiğin Dukas'ın şimdi boynuna geçirdiği tasma. General, demek Konstantiniyye'yi bu denli korku saldı. O deli kontunuzun Ani'yi koruyamayacağını anlayınca Kaiser Dukas demek sizi gönderdi. Kont Leo'nun deliliği konusunda haklısınız. Ancak Kaiser'in sizden korktuğu falan yok. Ani'yi de kaybedeceğini düşünmüyor. Tabii ben de öyle. Raya kadar cesaret gösterisi yapmaya mı geldin general? Hayır. Tutsak olarak tuttuğunuz Kral Bagrat'la görüşmek için geldim. Onunla görüşmek istiyorum. Tabii müsaade ederseniz. Elbette. Ama bizim nezaretimizde olmak koşuluyla. Müsaade ederseniz Kaiser'in hediyesini takdim etmek isterim. Olduklarınızın hudutlarını ve hiçbir zaman sahip olamayacaklarınızı unutmamanız için Kaiser Dukas'ın hediyesi. Üzerindeki taşlar çok değerli. O taşı koyduğunuz yer neresidir? Bilir misin general? Bir dağ. Ergenekon. Sıradan bir dağ değil. Demirden örülü bir dağ. Yüce Allah'ın ordusunu Türk'ün ateşiyle erittiği kutlu bir dağ. Bu pek kıymetli armağanı şuraya taşıyın. Gel benimle general. Senin Kaiser'in demirden bir dağ eritip geçen Türklere bir kağıt parçası ve bir avuç taşla hat hudut bildirir, öyle mi? Kavmenos gibi zavallı Ermenilerle dolu Vaspurakan'la karıştırmayın sultan. Bu söylediğiniz tüm Hristiyan alemine karşı durmaktır. Doğru mu anladım? Gayet iyi anlamışsın. Türk'ün ve İslam'ın sancağını cümle alemde dalgalandırmadan durmaya niyetimiz yok. Cümle cihan bir olsanız da Ergenekon'da harlanan bu ateşi söndürmeye gücünüz yetmez.